İbrahim Karagül. Pandemi sonrası dünya. Güçlü medeniyetler yeni cümlelerle döndü. Türkiye'nin eskileri fırtınaya direnemez. Korona salgınının küresel jeopolitik etkileri henüz ortaya çıkmadı. Bunun sadece bir sağlık meselesi olduğunu, sadece sosyolojiyi dönüştürdüğünü, sadece aşı ilaç sorunu olduğunu, sadece yeni alışkanlıklar kazandırıp hayat tarzımızı değiştirdiğini sananlar yanılacak. Salgın dünya genelinde çok sarsıcı güç kaynaklarına, ekonomik, jeopolitik eksen hareketliliğine, doğu-batı güç haritasının kökünden sarsılmasına, güç haritaları kadar fiziki haritalarında değişmesine yol açacak. Eski dünya için direnenler, yeni dünya formatlayanlar. Bu çatışma her ülkede olacak. ABD ve Avrupa'nın oluşturduğu Atlantik merkezi küresel güç yapılanması kuvvete muhtemel bir daha olmayacak. Bir daha dünyayı şekillendirme, formatlama imkanına sahip olmayacak. Kaynakların, pazarların, ticaret koridorlarının, ekonomi finans sisteminin, askeri ve sivil teknolojinin bütün bunlara bağlı siyasi güç yükselişlerinin çok kısa zamanda alabildiğine el değiştireceğini göreceğiz. Eski dünya için direnenlerle yeni dünyayı formatlamak isteyenler arasında alabildiğine bir hesaplaşma yaşanacak. Bu hesaplaşma her ülkede, her toplumda, her coğrafyada ve en üst güç rekabetlerinde yaşanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanacak, Rusya'da da, Türkiye'de de yaşanacak, Avrupa'da da. Ülkeler, bölgeler ve doğu batı bütün kesişme çizgilerinde hissettiğimiz bu hesaplaşma, çatışma, rekabet belki de en şiddetli şekilde zihinlerimizde, toplumsal hafızamızda, iddia ve ideallerimizde yaşanacak. Batılı dünya düzeni çöktü güçlü medeniyetler yeni cümlelerle geri dönüyor. Batılı dünya düzeninin sonu şimdiden ilan edildi. Yeryüzünün ezici çoğunluğu Asya'dan Latin Amerika'ya, Afrika'dan Güney Asya'ya artık ABD Avrupa merkezi bir dünya istemiyor. Bu alanda yükselen bir reddediş söz konusu ve bu reddedişin sesi her geçen gün daha da yükseliyor. Batılı yaşam tarzının büyüsü kalmadı. Batılı kültürün büyük kitleleri etkileme gücü kalmadı. Batılı iletişimin temeli kırıldı. Antik medeniyetler, yeryüzünün güçlü medeniyetleri, kültürleri, dünya görüşü, yaşam tecrübeleri, yepyeni cümlelerle, yepyeni iddialarla sahneye indi. Yeni dönemin kurucu ülkeleri kimler olacak? Üretim, tüketim, pazar, lojistik haritaları, diplomasi, güvenlik teorileri ve güvenilirlik alanlarında Batı hakimiyeti hızla çöküyor. Bütün uluslar ülkeler bu yeni döneme ilişkin baş döndürücü bir arayış içinde. Kimi eski kalıplarla var olmaya çalışıyor, kimi dünyanın nasıl değiştiğini görüp pozisyon almaya, yeni ilişkiler ve güvenlik alanları belirlemeye çalışıyor. Kimi zihinsel olarak bu dönüşümü okumak, kimi dönüşümde önünde olan ülkelerden biri olmak için yarışıyor. Bazıları ise yeni dönemin kurucu ülkeler olmak için bütün riskleri alıyor, güçlü adımlar atıyor, büyük hedefler belirliyor. Türkiye gibi. Ama her ülke mutlak bir arayış içinde ve korona salgını sonrası dünyanın en belirleyici iradesi bu olacak. Dünyanın yeni çatışma alanları nereler olacak? Bu yüzden jeopolitik fay hatları hareketlendi. Kırılmalara az kaldı, kırılma demek çatışma demektir. Doğu ile batının sınır hatlarında bulunan bütün bölge ve ülkelerde bu çatışmanın sinyallerini alıyoruz. Baltıklar, Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Kızıldeniz, Suudi Arabistan Yarımadası, Bassa Körfezi, Doğu ile Batı'nın güç hesaplaşmasının en çetin yaşandığı bölgelerdir. Asya Pasifik bölgesi, Malezya, Endonezya, Filipinler hattı, Doğu Batı lojistik güzergahını kontrol eden Malakka Boğazı bu çatışmanın Güneydoğu Asya sınırlarıdır. Fergana Vadisi'nden İstanbul Boğazı'na Pakistan, Afganistan, Bangladeş çatışmanın Güney Asya cephesidir. Kırgızistan, Tacikistan, Fergana Vadisi bu çatışmanın Orta Asya'ya doğru ilerleyen cephesidir. Kore Yarımadası çatışmanın Doğu cephesidir. Bu cepheyi Alaska'ya kadar bütün Pasifik boyunca uzatabiliriz. Şimdi Doğu-Batı hesaplaşması için yeni cephe olarak Karadeniz öne çıkarlıyor. Ukrayna'yı işgal altındaki topraklarını kurtarmak için teşvik edenler Rusya'yı da provoke ediyor. Aslında Türkiye'nin kuzeyinde bir çevreleme oluşturuyor. ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e taşınması, sonra vazgeçtiler, Boğazlar ve Montön'ün tartışılması bundan. Türkiye, Mısır, İran, Suudi Arabistan dünya eksenini belirleyebilir. Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve etrafındaki ülkeler küresel jeopolitik çöküş ve yeniden kuruluşun tam da merkezinde yer alıyor. Bu ülkelerin tercihi yeryüzünün eksenini şekillendirebilir. Dünyanın yeni halini formatlayabilir. Bu ülkelerin kendi aralarındaki ilişki dünyanın merkez coğrafyasının da kaderini belirleyecek ölçüde kritik. Türkiye ve dünya korona salgınıyla mücadele ederken diğer yandan böyle bir belirsiz dünyaya karşı da hazırlık yapıyor. Türkiye bu alanda en çok çalışanlardan biri. Her alanda bütün boyutlarıyla bir seferberlik, böyle bir mücadele yürütüyor. Türkiye'nin eskileri bu fırtınaya direnemeyecek. Hedef pandemi sonrası jeopolitik sarsıntılara dayanıklı olmak, kurulacak yeni dünyanın merkezine yerleşmek. Türkiye'nin büyük hedefi bu. En büyük hesaplaşma zihinlerde demiştim. Eski dünya için direnenlerle yeni dünyayı formatamak isteyenler arasındaki en şiddetli kavga Türkiye'de. Aslında içerideki kavganın tek sebebi de bu. Muhalefet, terör, vesayet, ABD ve Avrupa ortaklığı Türkiye'yi boynun dışında tutmak istiyor. Biz de yüzlerce yılın aklı ve iddiasıyla yeni dünya yeni Türkiye için yürüyoruz. Pandemi sonrası jeopolitik dalga sarsıntı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de eski için direnenlere ağır darbe vuracak. Bu fırtınaya direnmeleri imkansız. Bunu bekliyoruz. İbrahim Karagül. Serkan Fıçıcı. Türkiye kaybederse CHP kazanır mı? CHP 7 gün 24 saat aralıksız 128 milyar dolar nerede türküsünü söylüyor. Milyon kez cevap verildi ama nafile Türkiye devam. Eğer CHP'deki mantıkla bakarsak Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar bir anda ortadan kayboldu ve nerede olduğunu kimse bilmiyor. Şu an Merkez Bankası'nın döviz rezervi 95 milyar dolar. Ekle buna CHP'nin kayıp dediği 128 milyar doları. Oldu mu sana 223 milyar dolar. CHP'nin iddia ettiği gibi ise yani o 128 milyar ortadan kaybolmadıysa şu anda kasada 223 milyar dolar olması gerekirdi. İyi para. Saçmaladığımın farkındayım. Böyle hesap olmaz ama CHP'nin mantığıyla bakarsak varacağımız yer budur. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu çok net ifadelerle CHP'nin iddiasını yalanlıyor. 1. Ortada kaybolmuş bir varlık yok. 2. Tüm döviz işlemleri o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleşti. 3. Kimseye ayrıcalıklı döviz işlemi yapılmadı. Peki mesele nedir? Vatandaş döviz talep ediyor, Merkez Bankası da vatandaşa döviz satıp karşılığında Türk lirası alıyor. Nerede döviz? Vatandaşın cebinde. Karşılığında alınan Türk lirası nerede? Merkez Bankası'nda. Var mı bilanço dışına çıkarılmış tek kuruş? Yok. Peki dert ne o zaman? Başkan Kavcıoğlu'nun ifadesiyle Merkez Bankası'nın itibarını sarsmak, uluslararası yatırımcılar üzerinde güven kaybına ve risk birimlerinde artışa yol açmak. Yani pandemi sonrasında hızla toparlanma sürecine gireceği öngörülen Türkiye ekonomisine darbe vurmak. Ekonomide bilanço nasıl önemliyse siyasette de öyledir. Tek taraflı olmaz bu işler. Türkiye kaybederse CHP kazanır diye düşünüyorlar. Bu yaklaşımla CHP kazanırsa Türkiye kaybeder denklemini kurduklarını fark edemiyorlar. Sonra her seçimde vatandaş niye bize sandık dayağı atıyor diye dert yanıyorlar. Biraz düşünelim. Türkiye eğer bir anda 128 milyar dolar kaybetmiş olsaydı neler yaşardık? Herhalde 10 büyüklüğünde bir ekonomik deprem yaşanır, taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmazdı. Piyasa yıkılırdı, hükümet dağılırdı, sokaklar karışırdı. Sadece Türkiye değil, dünya bunu konuşurdu. Var mı böyle bir durum? Yok. Ve önemli bir bilgi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana geçen zaman zarfında vatandaş yastık altındaki dövizini satıp Türk lirasına yatırdı. Ne kadar? 15 milyar dolar. Bunun ne anlama geldiğini ekonomiden hiç anlamayanlar bile bilir ama yarın CHP'nin ekonomiden sorumlu sözcüsü Faik Öztrak çıkıp nerede vatandaşın 15 milyar doları diye sorarsa şaşırmayalım. Serkan Fıçıcı.